Ezel'cim kusura bakma, beklettim. Son zamanlarda gelmiyorsun oyuna. Evden mi yasak kondu yoksa? Yok, şeyden değil. Nasıl yardımcı olabilirim? Cidden Ezel, çok meşgulüm de. Bir iyilik sormaya geldim sana. Hani 2 sene önce senin bütün borçlarını kapattığımda... Şşş! Burada olmaz, ne yapıyorsun? Demiştim ki bir gün benim de senden bir ricam olacak. Yapamam Ezel. Şimdi ben sana ne diyeyim? Sana şöyle iyiliğim olur. Senin de ismin geçiyor bir kanun dışı adamın yanında diye. İsim vermiyorum. Biz inanmıyoruz tabii. Ama bu sefer emir büyük yerden. Bana düşmez ama kısa bir müddet git buradan. Hepimizin bir yakını tanıdığı vardır yardım edecek. Kimse el uzatamaz Ezel buna. Ama Ezel, bu yolun yolcusunun sonu budur. Ne bekliyorsun ki? Bunların hepsine aynı şey olur. Son bir iyilik yapar mısın bana? Yanına 5 dakika git istiyorsan. İstemez öyle görmemi. Bir su verin. Adama bir su verin. Yarın yenisini koyuyorlar. Kaç kere gördüm. Namussuzlar. Düzen böyle. Bir daha bunlar zor koyarlar. Öyle bir koyarlar ki. Senin benim gibi değil abicim bunlar. Karun, Karun. Para böyle. Yok, bu öyle değil. Bir tane değil ki. Hepsi. Hepsi? Bak emirde var. Hepsini yazmışlar. 8-9 tane böyle kumarhaneleri varmış. Bakayım. Aa, görmemişim ben. Tip poker masası. El değiştirmece. O yüzden bilmediğin şeylerden konuşma. Kim varsa içeri alıyor. Kocaman liste yapmış. Ben bilmeyeceğim. Lütfen geçer misin? Zorluk çıkarma. Tevfik abi. Lütfen. Tevfik abi. Tevfik abi. Ben senin kafanı. Kim ediyorsa artık. Kafa uçmuş. Sen de mi bunlarla çalışıyorsun? Ya yok. Ben bu... Dur. Hayır, anladım. Anladım ama olmaz ki öyle şey. Nasıl yani ya? Onu anla... kapadı. Terbiyesiz. Patron. Hesapları dondurmuşlar. Nereden anladın? Bundan. Susmuyor. Salim Bey? Evet, duydum. Geleceğim. Talimatı. Olur, okuyun. Ezel Bayraktar isimli şahsın kanun dışı faaliyetleri asayiş birimlerince şu anda araştırılmakta olan şahıslarla olduğu düşünülen iş bağlantısı sebebiyle soruşturma süresince tarafınızdaki tüm mevduatların acilen ve bütünüyle Herkesi arıyorsun Şebnem. İş yaptığımız, iyilik yaptığımız, kirli işlerini bildiğimiz, forsu olan, lafı geçen herkesi. Niye? Yanımızda kim kaldı öğrenelim diye. Ezel, bu Kenan Birkan'ın işi değil mi? Böyle her şeyi birden el koyabilir mi ya? Hiçbir şeyimiz kalmayacak mı şimdi bizim? Ezel, sen benimle bir şey konuşacaktın. Aramaya başla Şebnem. Ha Şebnem. Kahve makinesi hala bizdeyken bir kahve yapıyordu. Te
tepeye çıkması ne kadar zorsa, düşmesi o kadar hızlı olur. Ne zaman yalnız kaldım dersin, ne zaman kaçmaya başladım. Duyan çeker elini, çağırdığın çevirir kafasını. Yukarıdakiler karar verdiğinde ışıklar yavaşça değil, oracıkta hemen söner. Duyuyor musunuz? Telefonları. Çalmıyor ki abi telefonlar. O iyi bir şey. İyi bir şey değil mi? İyi Şebnem. Otelin Ramize satışını durdurmuşlar. Kumarhaneleri el kondu. Bankalardaki paralar. Onları da dondurmuşlar. Bir günde bütün bunları nasıl yapabiliyor bu adam? Bir günde falan yapmıyor Şebnem. Biz kendi planımızı bir günde mi yaptık? Kenan Birkan yıllarını verdi bu işe. O kadar güçlendi ki bu amca. Öyle güzel hazırlandı ki bugüne. Şimdi uzaktan bir düğmeye basıyor, bütün taşlar devriliyor. Biz de boş değiliz be abi. Değiliz tabii. Sen ezersin ya. Bu ne ki? Ben senin neler yapabildiğini gördüm. Ofis, arabalar, tanıdıklar. Hepsi gidecek şimdi. Hepsi bir anda gidecek. İnsanın her şeyi kaybetmesiyle ilgili birkaç şey biliyorum ben de şöyle. Ezel, burada kasada para var. Onları ne yapalım? Paylaşın. Peşimden gelip duruyorsun Ali abi. Yok oğlum, bir daha bırakmam seni. Hadi abicim, git başımdan. Bir yere gitmiyorum Ömer. Benden güçlü bu adam. Ramiz'den de güçlü. Dalga mı geçiyorsun sen? Sen oğlum nereden çıktın lan? Senden güçlüymüş. Para gittiyse gitti abi. Sen de ananın karnından zengindi o para. Allah Allah. Biz de sokaktan savaşırız. He? Böyle gerilla savaşı. He? Çizgi romanda oluyor. Paran yoksa, gücün yoksa gerçek hayatta savaşı kaybediyorsun Ali. Sen o yüzden satmadın mı beni? Gitmeyeceğim abi. Sen istediğini de bana. Gitmeyeceğim. Oldu. Kal o zaman burada. Yenilmedi kan da. Ramiz dayı nezarette. Bir başına. Ben ne yapıyorum? Bir yapamıyorum. Ne yapacağız? Sen de gidip karakolu mu basacağız? Dayıya bir şey olmaz. Olur. Oluyor zaten. Eriyor adam. O Kenan Birkan eritiyor dayımı. Yarın da... Bu adam benim hayatımı kurtardı Ali. Hem de bir kere falan değil. Düştüğümde yanımda hep o vardı. Kimse yoktu, bir tek dayı vardı. Şimdi adam gözümün önünde eriyor abi. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Adını koy Ali. Sen doğru adı koyarsın. Yeniliyorum. Yalancı. Ne? Adını koy dedin abi.
Yalan konuşuyorsun. Sen Kenan Mirkan'a yenilmiyorsun. Hadi neyse, görüşürüz. Arayı açmayalım. Bir daha da görüşmeyelim. Senin kafanda kim var Ömer? Kenan mı? Öbür herif mi? 8 mi? Kaybettiğin paralar mı var? Oğlum ben seni tanıyorum. Senin kafanda Ramiz mi var? Kimse yok. Var, var. Var oğlum, var. Senin omuzları kolay düşmez. Sabah akşam kafanda kim var Ömer? Doğruyu söyle. Ruh gibisin. Kafayı vermiyorsun bir şeye. Yeniliyorsun tabii lan. Savaşmıyorsun ki kazanasın. Eşandan başka bir şey yok değil mi kafanda? Söyle Ömer. Doğruyu söyle. Sen Eyşan'ı geri istiyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Anladık Ali abi, eski günlerine dönüyorsun. Ne yapacaksın, müzik grubu mu kuracaksın? Ne istiyorsun Ali abi? Sokaktan da mı kovacaksın beni ha? Olayın nedir? Ömer'e yardım etmek istiyor musun? Bu sefer şurandan. Adam gibi bir şey yapmak istiyor musun Ömer için? Ne oldu? Hani almıyordun o riski? Geçtik orayı Cengiz. Geçmişiz yani. Ömer'in yardıma ihtiyacı var. Adam dağılıyor. Sen onun en yakın arkadaşıydın. Bir gün daha en yakın arkadaşı olman gerek. Sabahtan beri ne diyorum? Ha şöyle ya. Söyle, ne yapmam gerek? Senin için çocuk oyuncağı. Güzel. Neymiş? Senin ağzın laf yapar. 2 dakikada paketlersin. Ali abi, pazarlamayı bırak da söyle, ne yapacağım? Kolay abi. Ne olduysa onu anlatacaksın. Olan biteni söyleyeceğim. İnşallah Ömer'i barıştıracağım. Hiç fazlalıklardan kurtuluyorum işte. Yok bir şey olmadı. Bir sesini duyalım dedik. Biliyorum yahu. Tamam. Tamam, kapadım. Baba. Yok bir şey. Siz onu tanıyor musunuz? Kocam.
Ömer yaşıyormuş. Nasıl göremedik Cengiz? Yanı başımızdaydı. Nasıl anlamadık? Anladık be sanki Eşen. Sen aşık oldun, ben de en yakın arkadaşım yaptım. Şıp diye. Sana bir şey soracağım. Yine evlenme falan teklif etmeyeceksin değil mi? O zaman sana yok deseydim. Satmam arkadaşımı yapsaydım. Ne olurdu? Yapardım. Bir yolunu bulur yine yapardım. Bir şey daha soracağım. Ömer seni affetse yine onunla olur musun? Cengiz. Ben hep onunlaydım zaten. Hiçbir şey sizi ayıramıyor değil mi? Can onun oğlu. Eşen, Can ikinizin oğlu. Sen hep bir aile istiyordun değil mi? Aşktan falan çok. Hı? Senin bir ailen var Eşen. Çok ayrı kaldınız ama ailen geri döndü. Cengiz. Cengiz Bahar'ı öldürdü Ezel. Nasıl affedebilirim? Nasıl affedebilirim? Ben oradaydım. Nerede? Bahar'ı vururlarken her şeyi gördüm. Kimi yaptığını gördün mü? Kim? Doğruyu söyle. Kim? Kim? Baba! Can arabaya geç. Cengiz kim? Ben yapmadım. Affettin mi beni Ömer? Doğruyu söyle. Hayır. O zaman ne istiyorsun benden? Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan... Bana istediğini yapsam bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyorum.
İçimi durduramıyorum, sana gidiyorum. Ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum bunu. Bu neyse bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu adi bir şey bu. Bu kötü bir aşk bu. Seni sevmeyi durduramıyorum. Aşk. Ne hainlik değil mi? İki erkek girdi hayatıma. Birinin adı Ömer. İlk defa onu sevdim. Sonra Ezel. İlk defa ona aşık oldum. 50 kere değiştirsen ismini, yüzünü, yine çıksan karşıma. Yine seni seveceğim. Ne büyük hainlik değil mi? Gel deyince geleceğim, kal deyince kalacağım. İnan dersen inanacağım. Ömer, ne yapacaksın benimle? Affetmeyi öğreneceğim. Baba olmayı öğreneceğim. Sevgili olmayı öğreneceğim. Beni yakan bu ateşin içinde durmayı öğreneceğim. Duramazsak, yanarsak. Yanalım. Durduramıyorum. Durduramıyorum. Ben de. Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Elimde değil, seni her şeyden çok seveceğim. Ama ne desen durduramıyorum. Sana olan nefretimi durduramıyorum. Kardeşimi öldürdüğünü bile bile senden nefret etmeden duramıyorum. Kenan Bey selam söylememi istedi. Üstümdeki ceketi de mi istiyormuş? Evet. Bunlar bankalardaki dondurulmuş hesaplarınız. Ama bilgisayarlar da hata yapar. Diyelim ki hesaplarınız kısa bir süreliğine aktive edildi. Diyelim ki paralarınızı kurtardınız. Ne istiyor? Kenan Bey'in bir alakası yok. O tatilde. Diyelim ki bunu Eyşan Hanım istiyor. Alın ve buradan çok uzaklara gidin. Yeniden başlayın. Duydum ki siz o konuda oldukça iyisiniz. Thank you.
Nasıl? He? Niye buradayız? Bilmiyor musun? Gecenin bir yarısı sorgun bitti deyip açarlarsa kapını, aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat. Beni ikna etmeye çalışmayacağım. Küçükken sen, seni okuldan çalıp buraya getirirdin. 2-3 tane yerdin, doymazdın. Dede dönmeyelim yapardın. Hatırlıyor musun? Nerede? Zayıf noktalarımı bilirdin. Bilirdin. Ağzın dolu dolu dede. Dede. Dede, bir hikaye daha anlat derdin. Bir hikaye daha anlat bana. Sana bir hikaye anlatayım mı evlat? Ne anlatacağına dikkat et. Bilirsin. Söz öldürür. Dönüyor musun? Ne istiyormuş arkadaşlar? Gitmemi. Sen ne istiyorsun? Buranın en lüks, en baba, en tepe yeri neresi? Beni oraya götür. Dışarı ne arıyorsun burada? İyi ya kardeş. Selim. Nasılsınız yine? Kenan kardeşim. Arkadaşı alamıyoruz. Deme ya. Osman. Arkadaşları en arka masaya alın. Ne dedin adama? Bilmek istemezsin. Herkese tepeden bakın. Şu masa generaller masası. Yine protokol gibiyiz. Şu ön masada oturan adamlar kim? Şşşt indir. Obranın sahibi. Eğmi Doğan.
Karşısındaki de gizli ortak değil. Ağır abi. Ve karşınızda İzmir'in nadide çiçeği Selma Hünel. Geldik buraya. Şöyle bir alıcı gözüyle bakmaya çocuk. Ben bu şehre işte o masada oturmak için geldim. Tamam mı evlat? Yoksa hikayeyi anlatmaya devam edeyim mi?